Jack. Meleği bir daha görmek istiyorsan benden haber bekle Hüseyin Kenan. Melek! Melek! Kalkın! Kalkın, melek yok! Melek! Kalkın! Kalkın, melek yok! Melek! Melek yok! Kızım! Kızım yok! Nasıl olur bu, nasıl? Arayın! Her yere bakın! Güvenlik! Uyanın! Kalkın! Kızımı bulun bana! Nerede melek? Nasıl olur böyle bir şey, nasıl? En ufak bir ses duymadım. Kenan? Meleği kaçırmışlar Cavidan. Evin içinden meleği kaçırmışlar. Herkes uyumuş, herkes. Bir not bırakmışlar. Polisi ara. Lili için arıyorlar. Alo? Kenan Bey. Kimsiniz? Suzan ben, Suzan. Ne var Suzan Hanım? Oh, Makbule hastaneden kaçmış. Ne? Beni aradı, sizin oralardaymış. Allah kahretsin. Ne diyor Kenan? Makbule hastaneden kaçmış, buraya gelmiş. İnanmıyorum. Neden beni aramadınız? Niye bana haber vermediniz Suzan Hanım? Aradım Kenan Bey. Telefonu kapattınız, evden aradım açmadınız. Devamlı arıyorum. Hastaneyi de arayıp haber verdim. Ah, bir delilik yapmasın Allah korusun. Yaptı yapacağını Suzan Hanım. Meleği kaçırdı. Ne? Kapatmam lazım. Kenan, polisi ara. Sizi ne zaman aradı? Ne zaman? Tamam. Sana bunun hesabını soracağım Makbule. Elinde çocukla çok uzağa gidemez nasıl olsa. İnsan gardiyandı. Öyle iddia ediyorsun. Hayır, çok eminim, yüz yüze gördüm. Elmas'ın sakladığı paralarını alıyordu. Beni karşısında görünce paniğe kapıldı. Copla vurdu kafama. Anlaşıldı. Kaçtı mı? Getirecekler. Günlüklerimi de birlikte çaldılar amirim. Sonra hatırladım. Ben koğuşa dönerken o da bizim koğuştan çıkıyordu. Elinde büyük bir torba vardı. Kesin o çıkardı günlüklerimi. Tamam, araştıracağız. Sen yap bakalım. Durumu nasıl? Hastaneye falan sevk etmeye gerek var mı? Röntgen çektik. Görünürde bir şey yok. Biraz burada gözetim altında kalsın. Gerekirse hastaneye sevk ederiz. Hadi geçmiş olsun Lamia. Çok teşekkür ederim. Senin sayende çok olaylı geçmeye başladı günler. Benim suçum yok. Bana saldırdı. Sen yat, hareket etme. Dengesi tam olarak yerinde değildi. Gözetim altındaydı. Bebeğin annesine de, bebeğe de takıntılı. Gazetelerden az çok olayı biliyorsun Sevgili Hanım. Lamia'nın, yani Lamia Hanım'ın ölen kocasının kızı değil mi bu Makbule? Evet, evet o. Kenan Bey. Haber var mı Kenan Bey? Ya bunca insan varken nasıl götürür? Benim aklımı almıyor. Ya mümkün değil. Oturun şöyle, oturun. Araba sesi, onun gibi bir şey duydunuz mu peki? Ben Meleği uyuttuktan sonra odama gittim, yattım. Odanız onun yanındaki oda ve hiç ses duymadınız. Hayır. Normalde kapım hep açık olur ama uyandığımda kapım da kapalıydı. Pencerede hiç zorlanma yok. Pencere açık mıydı?
Hayır. En son herkes uyurken ben açık gördüm. Hatta sizi uyardığım halde yine açıktı. Ben kapatmıştım. Neyse, ben kapattım, çok eminim. Ama pencere hiç zorlanmamış. Evet. O zaman içeriden açılmış. Ben yukarı bile çıkmadım. Yemin ederim. Suzan Hanım'ın anahtarı vardı. Ne diyorsun sen be? Buradan nasıl gittiğinizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Belki de Makbule ile planlayıp böyle bir şey yaptılar. İftiracı! Benim nerede olduğuma dair şahitlerim var. Ahlaksız! Senin açmadığın ne malum kapıyı ha? Terbiyesiz! Hanımefendi sakin olun. Sakin olun. Gelin ifadenizi alın. Buyurun oturun. O benim kızım. Tamam. Kızım o benim. Ben nasıl yaparım böyle bir şey? Sakin olun. Kenan ben hiç iyi değilim. Esas Lamia öğrenince ne olacak? İnşallah hemen bulunur. O öğrenmeden bulunur. İsmini Suzan'dı değil mi? Evet. Tamam. Arar aramaz Kenan Bey'i aradım. Hem cebinden hem evden. Bakın kayıtları anlarsınız. Ben meleğime zarar gelsin ister miyim hiç? Annesi bana emanet etti. Komiserim, Suzan Hanım'ın kesinlikle bu olayla bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Sormak bizim görevimiz. Makbule meleğe zarar vermez ama... normal değil işte. Yine de çok korkuyorum. Suzan Hanım, gidebileceği yerleri siz biliyorsunuzdur. Bildiğim her yeri söyledim. Kütahya'da akrabaları var ama... Lamia bilir nerede olduklarını. Bütün otobüs terminalleri, tren garları uyarıldı. Şehir dışına çıkarsa da haberimiz olur. Lamia ile bir an önce konuşmamız lazım. Belki bize bilmediğimiz bir yer söyler. Ah canım. Öğrenince mahvolacak yavrum. Hayır, Makbule'nin yalnız başına bebekle bu kadar kısa sürede kaybolmasına aklım ermiyor benim. Ona mutlaka bir yardım etti diye düşünüyorum. Mutlaka.